Tekrar merhabalar arkadaşlar ve iyi tatiller diliyorum. Sevgili arkadaşlar, bir önceki videomda doların dünya konjonktüründe yaşamış olduğu tabloyu sizlere izah etmeye çalışmıştım ve ABD özelinde yaşanmakta olan çalkantıların, sıkıntıların hangi boyutlarda olduğuna değinmeye çalışmıştım. Fed kararı sonrasında nelerin yaşandığını dakika dakika grafikler üzerinden sizlere arz etmeye çalıştığım gibi sonrasında gündeme gelen işte ABD'nin Suriye'den çıkması kararı ve bu karara bağlı olarak Savunma Bakanları Mattis'in istifa etmesi ve en son olarak da Cuma gecesi, Cumartesine bağlayan ilk an itibariyle ABD hükümetinin, federal hükümetinin kapandığına dair gelişme. Bunları bir önceki videoda yorumladık zaten. Aynı zamanda dolar ve dolar endeksi arasındaki korelasyonu da izah etmeye çalıştım. Değerli arkadaşlar, bu videomda dolar-TL üzerinde yoğun olarak duracağımı ve dolar-TL'nin önümüzdeki kısa vade için nasıl bir seyir izleyebileceğini ve bu seyri etkileyecek olan faktörler üzerinde duracağımdan bahsetmiştim. Çok özür diliyorum. Çok affedersiniz. Sevgili arkadaşlar, görmekte olduğunuz grafik her zaman olduğu gibi haftalık grafiğimiz ve geçtiğimiz haftanın başlangıcında yani geçtiğimiz hafta sonunda bu grafiği incelerken demiştik ki 5.35.91 yani 5.36 seviyesi dolar TL'nin bu hafta için bir pivot, bir denge seviyesi olduğunu, bu seviyenin üzerinde kaldığı zaman 5.44'e kadar yönelebileceğini ama 5.36 seviyesinin aşağısında kalındıkça 5.29 ve 5.21.02'nin pivot destekleri olarak takip edilmesi gerektiğini geçtiğimiz hafta bu grafiğimiz bize hesaplamıştı. Peki arkadaşlar, bu hesabın ardından ne oldu? Biz geçtiğimiz hafta en yüksek 5.40 seviyesini görebildik. Yani 5.36'nın üzerinde kalınmakla 5.44'e doğru bir yaklaşım söz konusu oldu ama oraya kadar ulaşamadan 5.40'tan bir dönüş yaşandı. Fed kararı ile birlikte gündeme gelen olumsuz eğilim sonrasında ise 5.21.19 seviyesi görüldü. Neydi arkadaşlar bizim pivot destek seviyemiz? 5.29'du. Onun aşağısında da 5.21.02 idi. Yani bu destek noktasına yaklaşırken dolar TL'de bir tepki oluştuğuna tanık olduk. Şimdi arkadaşlar, bu hafta için dolar TL'nin hesaplanan pivot seviyeleri 5.31.19 olarak görülmekte. Kapanış seviyemiz 5.31.73, 5.31.80 bazı kaynaklarda da öyle görülmekte. 5.31 üzerinde bir kapanış gerçekleşmiş. Biz buna 5.32 diyelim. Pivot seviyemiz 5.31.11, 5.31.19 bu hafta için. Ve o durumda 5.31'in üzerinde bir seyir görecek olur isek, bu seviyenin aşağısına gelmek istemeyen bir dolar seyrine bu hafta içerisinde tanık olur isek, ilk direncimizin 5.41 olabileceğini, buranın da aşılması durumunda 5.47-5.50 aralığına, 5.47 seviyesi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde de test ettiğimiz ancak 5.50'ye ulaşma noktasında önemli bir set olarak karşımıza çıkmıştı. 5.50'nin de aşılması durumunda ise 5.60 seviyeleri gündeme gelebilecekmiş. Aksi senaryoda dolar TL'de bir geri çekilme eğilimi olacak olur ise yani 5.31 üzerinde veya genel anlamda bildiğimiz artık ezber ettiğimiz 5.30 desteğinin aşağısında bir seyir söz konusu olacak olursa 5.22'ye kadar geçtiğimiz hafta gördüğümüz 5.21-5.22 biliyorsunuz buralardan tepki bulmuştuk. Bu seviye önemli bir destek olarak takip edilmeli. Şayet bu desteğimizde kırılacak olursa 5.12-29 karşımıza çıkıyor. Bu nokta ise arkadaşlar biliyorsunuz 5.14'lerde bir daha önceki günlerde yaşamış olduğumuz bir geri çek, pardon, 5.13'lerde bildiğimiz bir destek noktamız bulunmakta. Şimdi arkadaşlar, bu veriler ışığında Fibonacci kriterlerimize baktığımız zaman ise burada görmekte olduğunuz gibi %50 seviyesinde yani 5.47 noktasında bir direncimiz bulunuyor. Bu direnci zorladık ama geçmeyi başaramadık. Hala bu dirence yakın bir seyir içerisinde diyebileceğimiz bir konumda hareket etmekteyiz. Ve bu direncin aşılması durumunda ise şu nokta arkadaşlar 38.2'ye denk gelen
5.88-5.90 seviyesinin hedeflenmesi mümkün olabilir. Ancak bunun için koşul şu seviyenin net bir destek konumuna gelebilmesidir. Bu grafiği zaten sürekli olarak sizlerle paylaşıyorum. Değerli arkadaşlar, önümüzdeki süreç için nasıl bir senaryonun karşımızda olabileceği hususunda ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar vesaire vesaire bu konulara hiç girmeyeceğim. Bunları zaten biliyorsunuz. Ancak önemli olan bir tablo var. 2018 yılının artık son haftasına gireceğiz ve birkaç günlük bir işlem süreci sonrasında 2018 yılına elveda diyeceğiz. Avrupa endeksleri veya dünya endeksleri Christmas tatili sebebiyle bu hafta veya piyasaları diyelim daha doğrusu, bu hafta oldukça sakin ve durgun bir süreç yaşayacaklarını tahmin ediyorum. İşlem hacmi pek yüksek olmayacak ama işlem hacminin yüksek olmadığı zamanlarda biraz böyle yüksek bir dalgalanmanın da olabildiğini, hani meydanı boş bulan yatırımcıların atmış olduğu adımlarla biraz daha dalgalı seyirlerin yaşanabildiğiyle geçmiş zamanlardan da tanık olmuş bulunuyoruz. Şimdi arkadaşlar, 2018 yılı nasıl kapanır? Dolar hangi seviyeden 2018 yılını kapatır? Ve 2019 yılının ilk günlerinden itibaren dolarda, daha doğrusu dolar TL'de nasıl bir seyir beklemeliyiz sorusuna cevap aramaya çalışalım. Evet, 2018'in son haftasına girerken önümüzde önemli bir birkaç veri bulunmakta. Bu arkadaşlar, dolar TL ile ilgili veya herhangi bir enstrümanla ilgili analiz yapılırken tek bir noktaya bakılarak analiz yapılmaz. Ben bir önceki videomda dolar endeksi ile dolar arasındaki bağlantıyı izah etmeye çalışmıştım. Ve bazı arkadaşlarımız yorumlarında işte geçmiş tarihlerde dolar endeksi yükselmiş ama bizim paramızda bir düşüş olmuş. Efendim 7.20'ler seviyesinden sonra başlayan düşüşe rağmen dolar endeksinde bir yukarı eğilim olmuş şeklinde haklı olarak bir takım yaklaşımlar gösterdiler. Dolar TL'nin 7.20'lere ulaşmış olduğu süreç çok orijinal ve çok beklenmedik bir süreçti. O süreçten itibaren dolar TL'de bir geri çekilmenin yaşanması veya dolar TL'nin o seviyelere kadar yükselmesi tamamıyla kendi özelimizdeki bir durumdu. Yani dünya çapında önem verilen bir kritere bakarak her şeyi yorumlamak mümkün değildir. Her zaman tek bir noktayla uyumlu olmamız mümkün olamaz. Başka enstrümanları veya analizleri de dikkate almak durumundayız. En basitinden bir doktora gittiğiniz zaman bile en ufak bir rahatsızlığınızı dile getirseniz dahi sizden en az 3-4 tane tahlil istemekte. Tek bir hususla, tek bir tahlille herhangi bir sonuca varamamakta. Şimdi arkadaşlar, buradan çıkacağımız veya varacağımız sonuç şu olacak. Dolar TL'nin son haftasını değerlendirirken ülke içerisindeki yani Türkiye özelindeki bazı durumlara dikkate almamız lazım. Nedir arkadaşlar bu bazı durumlar içerisinde öncelikle üzerinde durmamız gereken faktör? Merkez Bankası faktörü. Merkez Bankamız bildiğiniz gibi faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Faiz konusunu bir köşeye bırakıyorum. Ancak Merkez Bankamız ne yapıyor arkadaşlar? Ciddi bir şekilde dolar diop dediğimiz opsiyonlarda, vadeli opsiyon piyasasında dolar bazında short pozisyonlar almıştı. Ve gerek gördüğü zaman doların 5.40'ın üzerine çıktığı anlarda da yine bu pozisyonları almaya devam ediyor. Şu anda arkadaşlar, Aralık ayı itibariyle Merkez Bankası'nın elinde, şimdi size göstereceğim tablodan da anlayacağınız üzere 668 bin yaklaşık 670 bin civarında short pozisyon bulunmakta. Arkadaşlar, bu short pozisyonlar bu önümüzdeki bir haftalık süre içerisinde yani pazartesi, bir sonraki pazartesi 31 Aralık itibariyle kapatılmak zorunda veya kapanmak zorunda. Merkez Bankası bu kadar miktarı fiili işlemlerle kapatmak isteyecek olsa bu miktarda alıcı bulması lazım. Yani short pozisyonlar ters işlem ile kapatılabilmekte. Merkez Bankası bu pozisyonları açarken satış yaptıysa bunları kapatmak için de bu miktarda alım yapması lazım. Bu miktardaki bir kontratı kim alacak veya bir hafta içerisinde kim alacak? Bu soru tabii ki çok şüpheli. Bu durumda arkadaşlar, Kasım ayında olduğu gibi Merkez Bankası bu miktardaki kontratı alım yaparak veya ilgi gösterecek, buna talep gösterecek herhangi bir muhatabın olmayacağını bildiği için Kasım ayında olduğu gibi BIOB'a özgü bir sistem nedeniyle vade sonundaki uzlaşma fiyatından
kapanış gerçekleşmesini, nakde geçmeyi hedeflemekte. Sevgili arkadaşlar, Kasım ayında Merkez Bankası'nın elinde 225 bin kontrat var ve bu kontratları Kasım vadenin son gününe kadar bekledi ve son gününde o anki uzlaşma fiyatıyla nakde geçmesine, pozisyonların kapanmasını sağlamış oldu. Yine benzer bir uygulama yapacağını düşünüyorum ve bu miktardaki kontrat, çok affedersiniz, bu miktardaki kontrat Aralık sonu itibariyle, yani bir hafta sonra itibariyle 31-12 tarihinde uzlaşma fiyatından kapanış görecektir. Şimdi arkadaşlar, burada önemli bir nokta söz konusu. Merkez Bankası sadece ve sadece aslında ana amacı dolardaki yükselişi engellemek veya doları belli bir aralıkta tutabilmek niyetiyle bu pozisyonları açıyor. Ana amacının bu işlemlerden para kazanmak olduğunu düşünmüyorum. Ama Merkez Bankası şuradaki maliyeti dikkate alırsanız, 6.25 ortalama maliyetini dikkate alırsanız ve diyelim ki vade sonunda dolar TL 5.35 civarında, örnek veriyorum, bu seviyeden kapattığı zaman 6.25 maliyetli short pozisyonlarını 5.35'ten kapatması Merkez Bankası için aynı zamanda çok ciddi bir kar anlamına gelecektir, para kazanmak anlamına gelecektir. Şimdi arkadaşlar, bu noktada Merkez Bankası dolar TL'nin, yani VIOP'taki pozisyonlarının çok uygun bir seviyeden kapanmasını arzu edebilir. Bu noktayı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çok uygun bir noktadan, düşük bir seviyeden kapanmasını, daha fazla bir karlılık elde edebilmeyi amaçlayabilir, düşünebilir. Merkez Bankası genel olarak 5.35-35 civarında pek short işlemi yapmıyor. Genellikle 5.40'ın üzerine çıktığı zaman yapıyor. Ancak şöyle bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Bu tamamıyla bir senaryodur. Gerçekleşebilir, gerçekleşmez. Bilemem. Merkez Bankası'nın niyetini okumak tabii ki mümkün değil. Ama Kasım ayı kontratlarına bakalım arkadaşlar. Şurası Kasım'ın son haftası. Evet, 26'sı ile başlayan tarih Kasım'ın son haftası. Bu tarihte arkadaşlar dolar TL kuru en yüksek 5.29.88, yani 5.30'u görmüş iken Kasım ayının son 2 gününde 5.13'lere kadar bir geri çekilme yaşanmış. Bakınız, 5.30 seviyesini görmüş olan en yüksek 5.13'ler seviyesine bir yaklaşım göstermiş ve Merkez Bankası pozisyonlarını kapatmış. Merkez Bankası yine aynı uygulamayı veya aynı taktiği yapar mı, yapmaz mı bilmiyorum. Ancak makul olan veya makul demeyelim de böyle bir ihtimalin var olduğunu da dikkate almakta yarar görüyorum. Bakınız, dikkate almakta yarar görüyorum. Böyle bir ihtimali veya böyle bir olasılığı dikkate almakta fayda olduğu kanaatindeyim. Merkez Bankası bu hafta baskısını artırmak suretiyle, short pozisyonları birazcık daha etkin bir şekilde açmak suretiyle, özellikle de yurt dışının tatilde olduğu, Noel tatili vesaire şeklinde işlem hacminin düşük olduğu, yani ortamın ve meydanın da müsait olduğu bir ortamda bir baskı uygulamak üzere dolar TL'nin biraz daha düşük bir seviyelerden short pozisyonlarını biraz daha düşük seviyelerden nakde geçmesini hesap etmiş olabilir, bunu planlamış olabilir. Böyle bir durum söz konusu olur ise tamamıyla ve tamamıyla şahsi görüş ve kanaatim olmak üzere, asla bir yatırım tavsiyesi olmamak çekincesiyle diyebilirim ki yılın son haftası Merkez Bankası'nın bu tarz bir strateji uygulayacak olur ise yılın son haftası 2019 adına dolar için bir alım fırsatı yaratmış olabilir. Genel beklentimi biliyorsunuz arkadaşlar. Ben dolarda kademeli olarak 2019 yılının ilk aylarından itibaren bir yükseliş olacağını, bir yükseliş ihtimalini daha yüksek gördüğümü ifade etmiştim. Bu düşüncem paralelinde son haftanın alım adına son bir viraj, son bir imkan olarak değerlendirilebileceğini, bu anlamda iyi bir fırsatın doğabileceğini tahmin ediyorum. Bu fırsat hangi seviyelere kadar doğabilir? Şahsi görüşüm 5.20'nin aşağısına gelmeyeceği, bu hafta tekrardan 5.21-5.22'lere bir yaklaşımın söz konusu olma ihtimalini Merkez Bankası'nın elindeki short pozisyonlar ve yılın son ayı, daha doğrusu Aralık vadenin son günleri olması nedeniyle ifade ediyorum. Arkadaşlar, Kasım ayında görülen, Kasım'ın son günlerinde görülen bir bu 5.13'e yönelik gevşemenin ardından
Hemen bir sonraki haftaya bakıyorum arkadaşlar. Merkez Bankası'nın pozisyonları kapandı ve bir sonraki haftaya bakıyorum. Dolar TL %1.7 oranında bir değer kazanmış. 5.14 en düşükten 5.45-5.46 seviyelerine kadar ciddi bir atak yaparak şuradaki direnci zorlar konuma gelmiş. Sadece bir hafta içerisinde. Şimdi arkadaşlar bu konuyu şuraya bağlamak istiyorum. 2018 yılı bu hafta bitti ve 2019 yılına başlayacağız. 2019 yılında bizi ne bekliyor? Dediğim gibi dış borçlar, şunlar bunlar, vadesi gelen borçlarımız, efendim Aralık ve Ocak ayında ödenmesi gereken rakamlar, şunlar bunlar. Bunlar tamamıyla ayrı konular. Tabii ki çok önemli konular ama bunlar şu anda değinmek istediğim konular değil. 2019 yılının ilk 3 ayında bir seçim sürecimizin olduğunu zaten biliyorsunuz. Ve esas önemli olan nokta başka bir şey arkadaşlar. Merkez Bankası faizlerde bir indirim yapar mı yapmaz mı meselesi. Şimdi arkadaşlar Merkez Bankası'nın faizlerde indirim yapıp yapmayacağı noktasını tabii ki net olarak bugünden bilemeyiz ama Merkez Bankası son toplantısında herhangi bir faiz artışı yapmadı ve önümüzdeki yıla yönelik olarak da faiz indirimleri konusunda aslında bir yeşil ışık yakmış durumda. Niçin arkadaşlar? Biliyorsunuz Merkez Bankası faizleri aslında doların yükseliyor olmasından dolayı değil enflasyonu dizginlemek amacıyla artırmıştı. Tabii ki işin içerisinde dolardaki yükselişi frenlemek gibi bir mantık vardı ama doların 4.5'lardan 7.5-7.20'lere gittiği o en ateşte olduğu günlerde bile herhangi bir faiz artış kararı yapmayıp 15 gün sonra 20 gün sonra bu kararı almış olması bizi bu düşünceye sevk ediyor. Enflasyondur Merkez Bankası için en büyük korku. Enflasyon verileri son açıklanan verinin iyi gelmiş olması, olumlu gelmiş olması, Aralık ayı ve Ocak ayındaki verilerin de bu paralelde olumlu geleceğine, gelebileceğine dair beklentilerin gündeme sıklıkla geliyor olması, bu durumda Merkez Bankası faizler konusunda özellikle ve özellikle enflasyon verilerini önemsiyorsa, bu durumda olumlu gelecek olan enflasyon verileri paralelinde Merkez Bankası Şubat ayında bir faiz indirimine gider diye tahmin ediyorum. Aynı zamanda Merkez Bankası şöyle bir düşünce içerisinde de olabilir. ABD faizlerin artık artışı noktasında bir mola vereceğine dair bir kanaat oluşmaya başladı. Avrupa ECB merkez bankaları işte faizde bir değişikliğe gitmedi. Efendim Japonya Boj Merkez Bankası o da herhangi bir değişikliğe gitmedi. İngiltere gitmedi vesaire. Dünya ülkelerinde, dünya merkez bankalarında şu anki trend faiz artırmak değil, hatta faizi sabit tutmak ve daha da ötesi faizin indirilebileceğine yönelik kanaatlerin oluşması. E bu konjüktüre, bu trende ben de uyayım. Aynı zamanda da enflasyon verileri de ılımlı gelmeye başladı. Yüksek faize gerek yok. Zaten hükümet cephesi yüksek faizden hoşlanmıyor ve seçim öncesinde faizlerin indirilebilme olasılığının gündeme gelmesi veya bu faiz indiriminin gerçekleşmesi sanayici için de pek tabii ki oldukça olumlu bir haber olacaktır. Değerli arkadaşlar, dediğim gibi bu sebeplerle ister siyasi bir yatırım olması amacıyla, ister işte ekonomiyi biraz daha force edebilmek, sanayicinin önünü biraz daha açabilmek, krediye, ucuz krediye daha kolay ulaşarak maliyetlerinin düşmesini sağlayabilmek. Hangi açıdan bakarsanız bakın, ben yılın ilk iki ayı içerisinde, yani Ocak ayın sonu veya Şubat ayında, ancak seçimlerden ortalama bir ay kadar önce bir faiz indirimi yapılabileceğini bekliyorum. İşte bu faiz indiriminin yapılması, hatta yapılmasından da öte bu faiz indirim beklentisinin yılın ilk ayı itibariyle gittikçe hızlı bir şekilde dile getirilmesi, bu beklentinin artması dolarda yükselişi tetikleyecek olan bir faktördür kanaatindeyim. Niçin arkadaşlar? Faiz indiği zaman insanlar artık TL faizinden yeterli miktarda bir nema elde edemeyeceğini düşünerek dolara yönelik ilgisini artıracaktır. Borsa konusu farklı bir konu. Herkes borsaya ilgi göstermeyebiliyor. Dolar veya altın gibi enstrümanlar kamuoyunun daha tanışık olduğu, daha bildiği yatırım araçları konumunda. Bu sebeple Türk lirası faizinden yeterli getiriyi sağlayamayacak olan, para sahibi olan insanlar yatırımlarını dolara yönelmek noktasında değerlendirebilir.
bir şeye ilgi varsa onun ücret rakamında ve değerinde bir yükseliş olacağı arz talep dengesi bakımından zaten bilmekte olduğunuz bir husus. Bu doğrultuda arkadaşlar 2019'un ilk günlerinden itibaren, 2019'un girmesiyle birlikte ilk haftadan itibaren daha doğrusu benim düşüncem dolar TL'ye yönelik olarak ilginin artacağı ve dolar TL'nin öncelikle kademeli olarak şu 5.50 noktasında görmüş olduğumuz ciddi ve önemli ve aynı zamanda da psikolojik bir seviye olarak tanımlayabileceğimiz bu seviyeyi aşmak ve burayı artık bir destek yapmak kaydıyla gözünün altı seviyelerine doğru olduğuna dair önemli sinyaller üreteceğini düşünüyorum. Tabii ki Fibonacci dediğimiz bu teknik kriterin 5.50 üzerindeki ilk hedefi 38.2 noktasına denk gelen 5.90 seviyesi. Arkadaşlar bir kez daha vurguluyorum ki dolarla ilgili olarak veya herhangi bir enstrümanla ilgili olarak yükselişi destekleyebilecek olan olasılıkları gündeme getirdiğimiz zaman hemen bugünden yarına bu yükselişin olacağını, 2 gün içerisinde bu seviyelerin ve hedeflerin görüleceği beklentisi içerisinde hareket ederseniz veya tek bir kritere bağlı olarak herhangi bir yatırım enstrümanını değerlendirip sadece ona göre bir yorum yapmaya çalışırsanız mutlaka yanılırsınız. Bu hususta gelişmeleri, dünya genelinde olan gelişmeleri, ülke içerisindeki gelişmeleri de muhakkak yakından takip etmek gerekiyor. Şu anki koşullar itibariyle konuşuyoruz. Yarın koşullar çok daha farklı boyutlara gidebilir. Çok olağanüstü bir sebep gündeme gelebilir. Bir jeopolitik sebep gündeme gelebilir. İşte iki ülke arasında bir savaş çıkabilir vesaire bir takım durumlar gündeme gelebilir. Ha bir bakarsanız dolar TL'nin 2 saat içerisinde 6'lara 6.5'lara ulaşması da mümkün olabilir. Bunlar şu anda mutedil ihtimaller olmadığı için biz genel koşullar dahilinde tabloya bakmak durumundayız. Elimizde bugün bulunan verilere göre tabloya bakmak durumundayız. Şimdi arkadaşlar ortaya koymuş olduğumuz senaryo ne dedik? Merkez Bankası bu hafta pozisyonlarını daha uygun bir seviyeden kapatabilmek adına doları baskılayabilir. 5.30 aşağısında tutmak için özel bir çaba gösterebilir. Ancak yılın bitmesiyle, yeni yılın başlamasıyla birlikte özellikle Merkez Bankamızın faiz indirimi olasılığının bu beklentinin satın alınmaya başlamasıyla da dolar TL'nin yükselişine sebep olacak başka faktörlerimiz var ama bir de bu etkinin işin içerisine girmesiyle dolar TL'de kademeli bir yükselişin yaşanabilme ihtimalini şahsım adına yüksek görmekteyim. Şimdi sevgili arkadaşlar, şöyle bir karşıt görüşte olabilir. Hiçbir hükümet yüksek bir dolar fiyatıyla seçime gitmek istemez. Evet haklısınız, kabul ediyorum. Ancak şöyle bir gerçek de var. Hükümet bugüne kadar dolar TL'yi bir şekilde Merkez Bankası kanalıyla baskılamak üzere bir manada dolar borcu olan sanayicinin bir şekilde doları temin edebilmek, makul bir seviyelerden dolar borçlarını kapatabilmek adına dolar temin etmek noktasında bir fırsat yarattığını düşünüyorum. Ha tabii ki yaratılan bu fırsat başka kesimler açısından da bir dezavantajdır. Hangi kesimler? Arkadaşlar ihracat yapmakta olan firmalarımız var ve bu noktada ihracat yapan firmalar özellikle ithalat yapmakta olan firmalar özellikle yüksek dolar kurundan rahatsızlık duyuyorlardı. Şu anda bu noktaya kadar ki seviyeler bir anlamda belli bir süredir kanalize edildi. Ancak bu aşamadan sonra bir de ihracat yapmakta olan firmalarımız söz konusu. Bu firmalarda doların çok fazla geri çekilmesinden rahatsızlık duyuyorlar. Çünkü onlar da bir şekilde fiyat vermek, bağlantı yapmak ve ticaretlerini sürdürebilmek bakımından dolar TL'nin gereğinden fazla geri çekilmesiyle kendi ekonomik yapılarının bozulduğuna dair bir takım rahatsızlıklar hissetmekteler. Bu nedenle arkadaşlar bu açıklamanın ardından gelecek olan sorun şudur. Çoklukla sıklıkla sorulan bir sorunuzdur. Merkez Bankası sürekli olarak doları baskılarsa, doların hiç yükselmesine müsaade etmezse. Böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Belli bir dengeyi kurmak zorunda ve bu dengeyi kurarken de hem ihracat hem ithalat dengesini mutlak surette gözetmek durumundadır.
Ve tabii ki dış etkenlere bağlı olarak da yaşanacak olan gelişmeler bizim önümüzdeki süreç içerisinde dolar TL'nin yukarı yönlü gidişatının bir şekilde yurt dışındaki sebepleri de işin içerisine kattığımız zaman destekleyici bir unsur olduğunu görmüş bulunmaktayız. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki hafta için dolar TL'ye yönelik olarak tablonun ne olduğunu, 5.31 seviyesinin bir günlük pardon bir pivot seviyesi özelliğinde olduğunu ve bunun aşağısında 5.22, üzerinde ise 5.41, 5.50, 5.60 dirençlerinin mevcut olduğunu görmüş bulunmaktayız. Ama önümüzdeki haftayla ilgili olarak Merkez Bankası'nın pozisyonlarını kapatmak noktasında ki senaryosunu da aklımızdan çıkarmamamızda fayda bulunmakta. Şimdi arkadaşlar günlük bazda bakacak olursak yani pazartesi günü itibariyle dolar TL'de nasıl bir seyir söz konusu olabilir? Yine 5.30 seviyesinin karşımıza çıktığını, 5.27, 5.28 seviyesinin bir birinci destek konumunda olduğunu, onun aşağısında ise yine 5.22 ve 5.20 bölgesinin olduğunu görüyoruz. O halde dolar TL için bu hafta önemli olan destek bölgemiz 5.20, 5.22, 5.23 bu bölgeler destek özelliğini yine daha önce ki hafta yani geçtiğimiz hafta olduğu gibi göstermiş olabilir diye tahmin etmekteyim. Arkadaşlar önümüzdeki 3 aylık süre içerisinde yani seçimin de içinde bulunduğu süre içerisinde ben dolar TL'nin 5.75-80 bölgesine 5.90 bölgesine doğru bir hareketlenme yaşayabileceği kanaatindeyim. Ancak dolar TL'deki esas hareketliliğin seçimlere yaklaştığımız birkaç güne yakın ve seçimlerin hemen ardından başlayabilme ihtimalini şu anki koşullar itibariyle biraz daha yüksek görmekteyim. Çünkü seçimlerin ardından birçok reçeteler gelecektir diğer seçimlerde olduğu gibi. Ekonomik sıkıntılarımız veyahut da kasamızdaki rakamların seçimler adına ciddi şekilde muslukların açılması sonrasında harcanmış olabileceği, kamu dengesindeki, bütçe dengesindeki, hazine dengesindeki bir takım farklılaşmaların yaratmış olduğu mevzulardan dolayı seçimlerden önce başlayan yukarı eğilimin seçimlerden sonra hız kazanabilme ihtimalini oldukça yüksek görmekteyim. O halde yılın ilk 3 ayı itibariyle seçimlere kadar yukarı eğilim kademeli olarak devam edebilir. Ama seçimlerin arkasından bu kademeli hareketliliğin biraz daha hızlanabileceğine yönelik şahsi düşüncem, şahsi kanaatim ön plandadır. Bir kez daha belirtmek istiyorum. Seçimler öncesinde hiçbir hükümet yüksek bir döviz kuruyla seçime girmek istemez. Bunu kabul ediyorum. Ama olay sadece ve sadece Türkiye gerçeklerinden ibaret olmayacağı için seçimlerin evvelinden seçimler sonrasını hesap eden, bu konuda yatırımlarını şekillendiren yatırımcılar ister yerli olsun ister yabancı olsun bu yatırımcıların dolar TL'ye yönelik olarak gösterecekleri ilgi arttıkça seçimler sonrasına yönelik olumsuz beklentileri ön plana çıktıkça bu durumda arkadaşlar dolar TL'nin de seçimler öncesinden itibaren yükseliş eğilimine girmiş olabileceğini tahmin etmekteyim. Bir kez daha belirteyim. 5.80-5.90'lar seviyesi şu an için, pardon şu bölgeyi göstermem gerekiyor. Şu an için dolar TL'nin ilk etapta ulaşabileceği önemli seviyelerdir. Seçimler öncesinde olur mu olmaz mı bunu net olarak söyleyebilmek mümkün değil. Ama seçimler sonrasında dolar TL'nin 2019 yılını genellikle 6 seviyesi üzerinde geçirebileceğini tahmin ediyorum. Daha doğrusu mevcut teknik kriterler itibariyle ve ülkenin içinde bulunduğu ve dünya genelindeki ekonomik tablonun içinde bulunduğu koşullar gereğince bu durumun söz konusu olabileceğini düşünmekteyim. Ve arkadaşlar son söz olarak son dönemlerde özellikle ve özellikle FED kararı sonrasında veya oluşan bir takım dünya genelindeki etkenler sebebiyle doların 5 seviyesinin de aşağısına gelebileceği 4.70'ler, 4.80'ler hatta 4.50'ler gibi seviyelere gelebileceğine dair farklı farklı yorumlar okumaktasınız. Tabii ki her analistin kendi açısından bir bakış tarzı vardır. Saygı duymak gerekiyor. Ancak benim şahsi kanaatim dolar TL'nin hiçbir şekilde 5 seviyesinin aşağısına gelmeyeceği yönünde ve uzunca bir zamandan beri de sizlere dile getirdiğim gibi dolar TL için 5.06 aşağısını minimum 5.06 seviyesini minimum bir seviye olarak görmekteyim. Önümüzdeki günler itibariyle de yani bu haftanın özelindeki tablo itibariyle de 5.20 aşağısı görülmeksizin
Dolar TL'nin önümüzdeki 2019 yılının ilk günlerinden itibaren 5.30-5.35 üzerine yerleşip artık 5.50 direncini zorlayan ve bu direnci aşarak bu direnç üzerinde hareketini 5.80-90 seviyelerini ilk hedef olarak seçmek kaydıyla devam ettirebileceği kanaatindeyim. Değerli arkadaşlar, şu an için söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Hemen bir parantez daha açayım. Merkez Bankası bu hafta çok fazla işlem yapmadı. Zannediyorum 4000 kontrat civarında Ocak ayı kontratlarında bir short pozisyonu var. Merkez Bankası'nın bu hafta özel olarak bir short işlemi açmasını gerektirecek kadar dolar TL'de bir yükselişin veya etkili bir hareketin olmadığını da tanık olduk. Bu sebepten dolayı Merkez Bankası bu hafta çok önemli işlemler yapmadı ama önümüzdeki hafta ne yapacak bunu hep birlikte izleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, bu konuyla ilgili olarak dolar TL ile ilgili olarak hafta içerisinde gelişmeler oldukça sizlere aktaracağım. Eklemiş olduğum analiz ve videolardan anında haberdar olabilmek için lütfen kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayınız. Sizlerden ricamdır. Gün içerisindeki, seans içerisindeki anlık gelişmeler ve saatlik grafiklere bağlı olarak dolar TL veya endeks üzerindeki hareketliliği görmek ve bilmek istiyorsanız @HalitCanberk Twitter adresimden takip edebilirsiniz. Sevgi ve saygılarımla güzel bir hafta olmasını diliyorum. Yine kısa bir süre sonra arkadaşlar endekse dair de görüşlerimi aktaracağım. Endeksin içinde bulunduğumuz ve yurt dışı kaynaklı gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki haftayı nasıl geçirebileceği ve yılı nasıl kapatabileceği noktasında ki görüşlerimi de bir süre sonra aktarmış, paylaşmış olacağım. Teşekkürlerimle iyi hafta sonları diliyorum, saygılarımla.